Peki Gusto Kak Nang Bu Mitao Shirley Özgün'ün attığı bu Morissette Live. Sharon Regis Morissette Live. Gusto Kak Nang şey bu galiba. Morissette şey neydi? Filipinli şarkıcıydı değil mi bunlar? Filipinci o zaman Gusto Kak Nang. Sopranolar ya savaşıyor. Morissette'i falan daha önce izlemiştim. Çok iyi şarkıcı. Felaket iyi şarkıcı. Patladı. Çok net detone oldu. Ama zaten şuralarda belliydi ya. Yani çok dağıla dağıla geliyordu zaten. Bir şeyler olacağı belliydi. Aşırı stresli, heyecanlı bir problem var. Buraya bir baktı. Allah. Acıyı yaşıyor şu anda. Ya Morissette geliyor galiba. O Morissette'de böyle bildiğiniz Celine Dion. Yani Filipinli şarkıcıların çok fazla şeyini göremiyorsunuz. Yani böyle unique. Abi kendine az. Hayır, hepsi böyle bir Amerikalı şarkıcının güzel imitasyonları gibiler. O mükemmel imitasyonları. Yani bu zaten Morissette böyle çok iyi Whitney Houston söylüyor. İşte ne bileyim Celine Dion söylüyor. Acayip iyi söylüyor hem de yani. Onlardan iyi söylüyor neredeyse. Hadi Whitney Houston'ı karıştırmayalım ama Celine Dion'dan iyi söyleyecek kadar geniş bir aralığı var. Bazı harflere bakın yani. O kadar bariz Celine Dion ki. Şu mesela. Harfleri öyle kullanmayı öğrenmişler. Şarkının çok içinde ama. Biraz önceki şarkı için demiştim ya. Şu şey Ariana Grande çakması. Mesela onda bu yoktu yani bakın. Ya Morissette de cover yapıyor. Ama şarkının içinde ya. Tüm ruhuyla hiç dışarı çıkmıyor. O daha mükemmel. Gole bak. Lop diye yapıştırdı gol. Ve bir şey söyleyeyim. Mesela bazı şarkıcıların yanına gittiğiniz zaman ilginç bir fark anlarsınız. Mesela mikrofonda bir boğukluk duyuyorsunuz değil mi Morissette'de? Bir boğukluk var. Böyle bir ses var içinde. Parlak değil. Mesela Sharon'ın sesi çok daha parlak bir renk. Şimdi aslında Sharon'ın sesi Morissette'den daha güçlü. Daha kuvvetli bir sesi var. Ama biraz önce deton oldu vesaire. Fakat Morissette daha kapalı ve küçük söylüyor. Çok mikrofoniye alışmış. Çok mikrofonik ses. Mikrofonla büyüyor. Farkındaysanız bu kapalılık var. Yani ağzının içinde bir kapatarak sesleri kullanıyor. İzleyin. İçeride sanki ses değil mi? Bir
de mikrofona yapışık ya. Yani dudağında mikrofon. Bakın öpücük de gönderdi. Ama çekiyor aslında. Yani yanına gittiğinizde Morissette'in sesi daha şeymiş. Yani çok büyük değilmiş. Çok büyük volümde değilmiş. Onu fark edersiniz. Öyledir. O neydi ya? Allah neler oluyor ya Rabbim. Ay. Parça gitti abi. Keşke baştan alsalarmış ya. Çok kötü. Yani o ya hıçkırmayı katmak istiyor şu içine. O tadı kaçmak istiyor ama çıkmıyor. Çok alakasız şeyler çıkıyor. Islık sesleriyle karışıyor. Bu Morissette zaten çok iyi ıslık sesi de yapıyor. Daha duruyorsunuz değil mi? Duruş pozisyonu bile farklı. Ses içeri çekik gibi. Felaket ya, çok kötü. Yani hiçbir ses tutmadı be abi ya. Hiçbir şey böyle karman çorman. Kendileri de mutlu değiller ya bu arada. Baştan aşağı felaket. Çok kötü yani. Bir sürü şeyler yapmak istiyorlar ama hiçbiri istedikleri gibi olmuyor. Ve tamamen bir gürültüye dönüştü bir süre sonra. Morissette mikrofonu ağzına soktun ya. Seyirciye bir bakın. Allah rızası için. Şu bir izleyin seyirciyi ya lütfen. Bir tane izleyen yok ya. Herkes çekiyor. Bir tane yok. Bakın şuraya bir açayım. Gözüküyor mu? Bak, bakın. Herkes elinde telefon ve herkes çekiyor. Herkes kameraman yani. Bir de herkes aynı anda canlı yayın yaparsa tam olacak zaten. Vallahi billahi. Yakında şey olacak bak göreceksiniz. Konserlere girerken diyecekler ki lütfen telefonlarınızı girişte yere bırakın. Abi bundan nasıl zevk alabilirsin ki? Bir tane izleyen yok yani. Evet, baştan sona bir felaket. Çok iyiydi, çok iyiydi diye de veriyorlar gazı. Hayat böyle devam ediyor. Abi çok acayip. Peki.